Tamam. Geç geldin. Aşkım genelde biliyorsun geç. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ya yakın zamanda barıştığın biri var mı? Var. Kim? Dağına da böyle hani bakınca onunla da gel buraya falan diye. Haberi varsa şu an canım çıksın. Şaka yapıyorsun. O bastın ya bizi Selin'le. Nasıl yani? Hala salak gibi dolaşıyormaz oldum. Aa estağfurullah. Yok yok ben pardon, zaten gülelim diye dedim. Akış olarak. Sen Gülşah Saraçoğlu'yla kavga mısın hala? Allah sana her şey bu kadar kolay unutulur mu? Öyle şey olur mu arkadaşlar? O yap 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 yap. Hemen anla. Çok basit. Köpek maması, kedi maması. Ay. Ay ne o ne o ne? Ay. Ay. 3 2 1 Bize kaldan herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feyza Altun. Ve bugünkü konuğumuz Kerimcan Durmaz. Yine bir yılbaşı günü, yine bir Kerimcan Durmaz bölümü. Hoş evet. geldin arkadaşım. Hoş bulduk bir tane. İyi ki geldin. İki ama yılda bir de bir zahmet gel yani. Bir zahmet artık. Çok güzel görünüyorsun. Ya. Sus. Ya teşekkür ederim. Sus biliyorsun o yüzden bugünün, çözelim. Bugünün dress kodu Black'ti. Black'ti. Aynen evet. öyle. O yüzden ona uygun giyilebilecek en şık ve rahat şeyleri giydim ve geldim. Çok sabah konuşurken dedim ki böyle sahneye çıkar gibi geldi. Evet. Sanki Kerimcan dedim. Onun için hazırlandı geldi. Yani bugün makyaj yapmayacağız demek evet. istiyorum. Zaten. Ama bugün özel gün. Biz bugün daha çok eğlenmeyi planlıyoruz. Evet. Dolayısıyla hazır geldik. O yüzden zaten bir tık geç başladık kayda da. Geç geldin. Aşkım genelde biliyorsun geç. Aşkım yani ne yapayım seviyorum. Ama en azından kendi bardağım. Bu arada bu ne kadar zarif bir şey. Versace falan mı bu? Yok bu? Değil bu. Kerdace. Kerhanace. Tabii canım. Bunu ben özel bir arkadaşım ricasıyla. Yok bir arkadaşımdan rica ettim. Evet, Baki'de yaptırdım bu çok arada. Güzel. Aa, sağ olsun Sultancığım, çok mersi. Ceylan duruyor, çok güzel. Evet, evet. E peki yeni ev, taşındın mı, ne oldu? Biz daha ilk vlogu izledik. Evet, ilk vlogu izlediniz. Hadi şimdi biraz anlat şu evi. Okey, müsaade edersen. Şimdi muhteşem bir ev buldum. Öncelikle arıyordum bayağıdır. Bu süreç zarfı içerisinde biliyorsunuz ablamla yaşıyordum. Evet, zor. Ay zor. Çok zor. Ama tabii çok birbirimiz biz öyle. Bağlı bir aileyiz. O yüzden öyle. Hiç şimdiye kadar maşallah bir problem yaşamadık. Ta ki iki ay öncesine kadar diye sen böyle bir madilik. Hayır. Ablamı öldürdüm. Kafasını kestim. yok ablam öyle. Benim için çok değerli, abi, çok önemli. Bilmem. O yüzden Neşe aşkım. Neşem her şeyim. Ondan sonra yeni evimizi bulduk. Yerleştik. Yerleştin. Evet. Ne eksik şu an? Bahçe mobilyalarım eksik. Onu da siparişini verdim. O da şu an yapılıyor. Havuz çalışır halde mi? Bizim kırmızı çizgimiz biliyorsun çünkü. Aynen. Aynen. Susun. Havuz şu an çalışır halde değil. Ancak ocağın ikisinde yani yılbaşından hemen sonra içindeki pislikler temizlenmiş ve ağzına kadar su dolmuş bir şekilde aynı zamanda sıcak. Bir havuzumuz olacak. O yüzden evet. çok mutluyum. Olacak, yetişecek. Yani, dördünde de... O partide o havuz dolu olacak demek. O parti niye dördünde niye? Acaba? İşte bunlar i̇şte. Yetişmedi diyor. Öyle mi? Evet, bahçe takımı da... Aşkım, tabii çalışıyoruz bir da. Var. Bir de sahne de var tabii yılbaşında. Tabii. Münih'teyim. Münih. Aa, çok güzel. Tabii, ne zannettiniz? Ha, ne bileyim ben unuttum nerede çıktığını. Kıbrıs Münih. Diye, günah ediyor. Tabii, Bostancı. Ben bu arada niye Kıbrıs diye kaldı benim aklımda? Kıbrıs'tadır o diye düşündüm. Yok, bu sene ben Kıbrıs'ta değilim. Biraz daha Avrupa ağırlıklı. Çok güzel. Sahnelerim devam ediyor. Euro alayım, euro kazanayım. Tabii. Kıbrıs'ı Münih, sonra devam ediyor mu? Dönüyor musun hemen? Münih'te sahne yapıp dönüyorum. Tamam. Ondan sonra sizinle dördünde yapacağımız o parti. Evde eve hoş geldin aynı zamanda yılbaşı konseptli bir partimiz. Çok güzel. Yemekli. Çok güzel. Yemekli. Ama herkesi oturtturamayacağım için aynı anda öyle tabii, devasa tabii. bir The Last Supper gibi. Öyle bir masam yok. Açık büfe. Aynen. Alan tabağına otursun. Açık alan hani hindisinden kessin tabağına alsın yesin ayakta. Bitti. Çünkü bitti. Bilirsiniz ki hiç misafirlerimi aç bırakmayı hiç. Asla. Hiç. Benim için çok önemli yani. Değil. Hani bir yandan şaraplarımızı yudumlarken bir yandan da karnımız doysun. Çok önemli detaylar biliyorsun. Ben çok önem veririm böyle. Tabii. Sadece yılbaşı için de değil bu arada. Hani artık önümüzdeki süreçte geldik. Oradayız. Çok güzel. Yaptık, kaldık. Bizim çok odalarımız hazır mı? Hazır aşkım. Ay şahane. Aldık uyku tulumumuzu. Biz bunları dinlemek için. Ay, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için.
Ben de çok teşekkür ederim deyip böyle bir 3 dakika bekliyorum. Bu kadardı. FaceTime yerine böyle program yapalım deriz. Bu kadar maliyetle. Yok, sorumuz da yok. Fezile dedi ki hiç bize bugün sorumuna gerek yok. Ay, ne benim gerek soruma, var? Benim sorum var. Aa, hemen buyur o zaman. Nedir yani, o? Çünkü görüşmediğimiz süre zarfında herhangi bir flört olup olmadığını soracaktım ben. Ne? Tabii. What a question by the way. Yani. Aa şey, kimin doğum günüydü? Hakan doğum günün evet, gecesinden Hakan doğum beri. Günün gecesinden bir şey var yani. Bir, ha, öyle bir boş musun? Bir boş musun? Kalbin yani, boş. Hakan'ın doğum gününde neler yaşamış olabilir? Neler yaşamış olabilir? Aklınıza kalıcı bir şey yaşamışım ki demek ki... Son Kıbrıslıydı kurbanım. Şimdi hatırladım. Kıbrıslı kurban. Evet. Okay. O kadardı. Yani o öyle bitti. Hayır, yeni biri bir aşk maşk falan şey bir şey yok. Aa! Yok. Ay saçmalamışsın aşkım. Yok. Bitti ben de artık öyle aşk maşk bilmem ne yani. Aa. Ben hani biliyorsun peçete. O kadar. Yani kalp kıracağım artık diyorsun. Yani öyle bir derdim yok. Ben kötü kalpli anladım. Bir insan, kötü niyetli bir insan hiçbir zaman olmadım. Olamam. Ben hep netim. Netim. Aynen aşkım. Açıkçası böyle yaşamak daha güzel yani. Çok peki anladım. Sene bitmeden 2022'yi kapatıyoruz. Hı-hı. Sen dersin kaç adet? O bu sene yok. Total ciro diye. Hayır, şeyde bu bayramlarda yılbaşında hep küsler, barışır, bir şeyler olur ya. Senin bu sene sonunda mesela artık barıştım ya da görüşüyorum dediğin bir isim var mı? Yani yakın zamanda barıştığın biri var mı? Var. Kim? Yani böyle %100 değil de artık o şeyi hayatımdan çıkartmak istedim. Negatifliği. Evet, o küs enerjisini. Çok güzel bir şey yapmışsın. Yani sana. Gerek yok anladın bravo mı? Sana. Yani kin tutmaya. Çok ciddi. Ya, nereye kadar yani yüz yüze bakabileceğimiz durumlar oluşabiliyor. Bir de çok ciddi sorunlar değil. Değil yani. Yani bir arkadaşın bir arkadaşa kırılabileceği kadar. Aynen öyle. Kırılıp hani yine tabii ki eskisi kadar belki olamayabilirim kimseyle. Ama yine de o enerji istemiyorsun o hayatında. O enerjiyi hayatımda istemiyorum. O yüzden. Selin'e başlıyorsun yani. Yani şöyle ufak ufak konuşuyoruz bir şeyleri artık hani paylaşıp gülümleşmeye başladık diyebilirim. Aa, çok sevindim. Aynen. Çok sevindim. İnanmıyorum ben bunu bayağı espri olarak sormuştum. Asla hiçbir ben şey bilmiyorum. Çok sevindim. Şey oldum diye. Evet. Ben anlattığını Damla sandım sonra gerçek. Damla'yla zaten herkesin gözünün önünde bileyim, barıştı. Tabii onu bir özet geçtiğin gibi geldim. Ben meğerse gerçekten ondan bahsediyorum. Sağ gösterdi, sol vurdu. Sol vurdu. Gerçekten evet evet. Damla'yla da işte görüş yani ilk defa onca zamandan sonra bir karşı karşıya geldi. Onunla nasıl oldu? Kim ilk adımı attı? Gel be yavrum sarılmıştır. Ne bileyim öyle bir şey ama, bir göz göze ama oldu tabii öyle bir şey. Ben hani sonuçta daha önceden bir problem yaşadığım için kendimi böyle bir tık geri çektim. Oturuyordum ben o ve Cemalcan geldiğinde. Cemalcan'ı görünce kalktım. Sarıldım selam öptüm. Verdi. Damla da böyle hani bakınca onunla da gel buraya falan diye böyle bir yakınlaştı. Öyle çok bir an güzel. Zaten. O an güzel. Zaten. Evet. O an yaşanmasaydı belki olmazdı. İşte aslında o küslükler belki insanlar bir yüz yüze yan yana gelince evet. Daha hızlı çözülüyor. Çok belki doğru. O işte çok içten içe belki affetmiştik. Aradan süre geçmiş bilmem bir ne falan. Bir de sonra geriye dönüp bakıp yani ne kadar anlamsız bir şey için küsmek aynen, yani. Gereksiz. Bir yani daha o küs enerjisi. Çok konuştuk ama henüz gelmedik evet. Zamanı değilmiş. Aynen. Diğer kişiyle bir araya onunla geldim. Da henüz gelmedik ama geleceğiz plan şu evlerimiz mı? Bitsin. Ha, o da tarla. Seni de mi ev yaptırıyor? O kız diye. Yemin ederim haberi varsa şu an canım çıksın. Şaka yapıyorsunuz. Bak canım çıksın. Samet dedi de. Kız ablam bile daha bilmiyor. Şaka yapıyorsun. Arkadaşım özür dilerim ben sana sormadan bir şey yaptım. Basmıştım diye. Aa işte o günden sonra o bastın ya bizi Selin'le. Nasıl yani? Ya öyle demek değil hani yan yana. Tamam buluştunuz yani. Denk geldik bir yerde. Yani. Alışveriş yaptığımız bir mağazada Nişantaşı'nda. Ben denk evet. Samet'in haberi oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Nereden haberin oldu hayır, senin? Hayır biz dışarıdaydık. Bana dedik ki yürü de gidiyoruz. O tahmin etti onun da gelebileceğini. Şey İnanılmazsın sen. Allah sonra Allah. Samet geldi bize orada bastı. Biz Selin ben oturuyoruz. Gülüm, yani konuşuyorduk ha, yani. Karşılaştık. Abla ne haber diye ha. Biz girdik. E tabii ki. Tabii ki. Yani anladın mı? Onca yaşanmışlık var ya, çünkü. Yani ki. O an görünce ben de
ay defol seninle konuşamam şu an diyecek bir insan değilim. Değil. Bak işte diyorum ya sana. Değiştim. Şey. Ama karşı tarafta da yani Selin'de de ben o böyle. Da, o da çok tabii, o da öyle biri değil çok artık. Tatlıydı. Aynen öyle. Yani bin tane badire atlattık Allah aşkına. Aynen. Dünyanın başına neler geçti yani. Yani insanlar neler yaşıyor aşkım. Zaten gerek bunları yaşadıkça yok. Biz tecrübe yani. Ettikçe olgunlaşıyoruz. Bu yaşında da oluyor. Kesinlikle. Daha bizden çok daha küçük bir yaşta ama aymışlar. Nasıl aymış kafayı? Bak ben daha 37'de hala salak gibi dolaşıyorum ortalıkta. Aa estağfurullah. Yok yok ben zaten gülelim diye dedim. Akış olarak. Ben hemen size bir yılbaşı hediyesi ne? Aldım. Ne? Ayrı ayrı mı? Aa, bir tane mi? Peki bölüşebileceğimiz bir şey mi? Tabii tabii hepinize, ya. Bütün ekibe. Ha, çok güzel. Zaten. Cart diye açtı bir şey açıldı. Hani, oradan hep şey beraber böyle hani. Çok güzel yapabileceğimiz bir şey. Çok güzel bak görüyorsun. Bak. Dedim elim her boş gelmeyeyim. Her geldiğinde elinde mutlaka çikolatasını çıkacak. Yani pastasını alır geliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizi bana beklerken aynı performansı bekliyorum. Evet. Ağacın altı. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben açmak istemiyorum onu mesela. Neden? Sen açar mısın onu? Neden? Bilmem. Sana şey yapamadım. O zaman. Zaten ben açacaktım. Sana öne dolu kız diye. Niye ne oldu bir şey mi? Yani içinden herhangi bir örümcek fırlayabilir. Bilmem ne gibi bir şey düşündüm şu anda. Ama ben verdiğim için değil mi? Evet. Şu broşu bir kere ben buraya. Ay tabii canım. Semiha yankı diye. Müthiş. Bir şey, hadi bir şey var. Abla saçmalamayın. Yok artık. Ne bileyim bizi korkuttu. Ay yok. Aa kız. Çok güzel. Aa, benim. Aa, diye bana bak. Evet. Bu benim. Çok güzel. Ne kadar güzel. Ya. Çok zarifsin. Çok tatlısın gerçekten. Tüm ekibe bir daha afiyet olsun. Bunlar uçağa gidiyorlar. Bize bunlar yol arasında tabii. Ne? O da yılbaşı keki. Taze. Tamam keki ben aldım. Kek benim. Ay salak. Kek benim arkadaşlar. Bir dakika bir dur beni. Siz ne yapıyorsunuz? Size anlatın. Biz çok iyiyiz. Yılbaşı programınız yılbaşını nedir? Yılbaşını ben Simge'ye makyaj ben evdeyim. Yapıyorum. Her zamanki gibi. Hep oldu. İstanbul'dayız yani. Ama ben onun evet. için mutluyum. Yani yakın bir yerde. Hemen halledip eve geldiniz. Yine bir şeyler yapabiliriz. Bir program yapmadık ama ne oldu? Dişin mi kırıldı? İstanbul'da dışarı çıkmak ben birazcık beni ürkütüyor. Evet. Yılbaşı gecesi. Ben de. Evde yılbaşı gecesi. Oturup yılbaşı gecesini aynen izleyebilirim. Yani. Nişantaşı'nın sınırından bile çıkmak istemiyorum. Evet, mesela trafiği, evde hani kalabalığı. Arkadaşlarla belki ya küçük aileyle, televizyon. Mısır, kestane, omuz. Tabii. Şarkı durumu ne alemde? Yeni bir şarkı aldın mı hiç? Yeni şarkı şimdi yaza kadar artık. Kimene devam edecek? Yeter artık. Kimene zaten çok da eski değil ki. 1-2 ay oldu. Evet daha yeni çıkalı. Çıktı. Tabii, aynen öyle. Nasıl beğendiniz mi bu arada? Beğenmez miyiz? Zaten lansmanda da oradaydık. Evet. Harika bir şarkı. Ve ben tarzını da biraz değiştirdiğin için çok mutluyum. Çok güzel. Evet. Hala çok... izlemeyen varsa bilmiyorum var mı? Burada şimdi bir sonraki aşamada biraz daha afro tarzı evet, afro bir şeyler beatler. Yapmak istiyorum. Aynen. Aynen, böyle birazcık daha böyle sakinleşmek istiyorum çünkü 3 evet. şarkım da çok hızlı. Onları üst üste sahnenin ilk başında 3 şarkı üst üste performans yapmak yani bir gün kalp krizinden gidebilirim. Allah korusun. Evet, çok zor çünkü hem söylemeye çalışıp hem dans etmek hani korkunç zor bir şey. O Beyoncé yapıyor onu da. Sen o üstüne yapsın. Bir de okuyorsun da. Evet, sahnede de bağır çağırsın yani. Tabii, gerçekten nefesli. Mırıldalıkta Simge gibi ilk şarkıda sessiz kaldı. Simge! Ay Simge seni çok seviyorum. Kız şaka yapıyorum. Kara heyecan herhalde dedim. Kız. Ondan dedim. Aynen. Sesi olmadığından değil yani. Herhalde değil mi? Aşkım cayır, cayır. Simge böyle şeylere hayatta takılacak. Zaten aynen. O samimiyetine güvenerek. Sen Gülşah Saraçoğlu'yla kavgalı mısın hala? Al sana sor. Hayır. Ben selammışım. O kim? Aaa. Kız şaka yapıyorum. Kız modacılığı ben. Ay yok şöyle. Evet. Benimkisi olduğum insanlardan şu anda hayatıma girebilecek insanlar var. Bir de şu saatten sonra hayatıma asla almak istemediğim insanlar var. Büyük konuştu oldu. Hani bu benim tercihim ve benim tabii kararım ya hani. Benim istediğim kadar olabilir ancak. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Anladım yani. Anladık. Anlayan anlasın. Anladım, tabii. Anladım. Okay. Ne? Çok böyle şey oldu. Ne? Ay şimdi biraz şifreli oldu. Bir tık şifreli oldu ama artık. Zaten açıkça. Kanalın adını ver. Ne mana?
Gerek peki yok. Peki ben bütün isimleri. Peki Bülent Ersoy, peki Hülya Avşar. Sorum tarzı buymuş. Bülent Ersoy beni aradı. Klip, klip, ne zaman? Bak, klip çıktı. Ah. Sabah böyle uyanmış şiller şiller. Ama ben de hani sabahın 11'i gözümü açmışım, daha duş bile almamışım. Arayınca görüntülü hani direkt açtım. Tabii. Hiç normalde açmam o halde kimseyi. Tabii. Bülent Hanım olduğu için tabii direkt ki açtım, bir baktım aynıyız. Hiçbir problem yok ya o yüzden. Dedim Bülent Hanım merhaba, günaydın. Dedi ki o klip ne? Çok beğenmiştir. Beğenmiştir tabii. O nasıl klip çocuğum diye böyle bir, öyle bir konuştuk. Çok tatlıydı. Ay çok tatlı değil mi? Çok evet, Bülent Hanım çok özledim sizi. Öpüyorum. Bülent Hanım da gelse keşke, değil mi? Aa, ya da biz gitsek. Kaç kere söyledim. Doğru. Siz gidin kız. Kaç, gideriz, her yere gideriz onun için. Doğru, ne demek? Tabii ki gideriz. Yeter ki istesin. Ya o zaman son olarak 2022'yi kapatırken 2023'e girerken bu sene için dileklerini de alabilir miyiz Kerimcan'cığım? Aşkım. Bu bir klişedir. Bu soruyu da sormuş olalım. Alalım. İlk senden alacağız bu arada. Evet. İlk sen, okay. Tabii. Yani tek isteğim artık hem bizim için hem ülkemiz için hem dünya için huzur. Evet. Tek istediğimiz şey artık. Yani çünkü bir challenge gibi yaşıyoruz. Gerçekten. Yani hani çok garip bir döngünün içerisindeyiz bence şu ara özellikle. Evet. Ve daha kötüye gitmeden bence bu artık bir huzur bulmalı. 2023 ama öyle diyorlar zaten. Evet, çok daha güzel bir enerjiyle gelecek. Kesinlikle. Daha feraha kavuşacağımız yani bir Türkiye için de aynı şeyi söylüyorlar. Benim umudum çok İnşallah. Yüksek. İnşallah. Öyle bakalım. Olacak yani. Biz o zaman de böyle diyoruz. Her şey ve çok güzel olacak diyoruz ve kutu oyunu giriyoruz. Değil. Ben giriyoruz? Kimim oynuyoruz? Ben kimim oynuyorum? Ben kimim oynuyorum? O zaman önce ben kimim oynuyormuşuz? Daha peki, sonra da kutu oyunu. Peki daha davet etmek ister miyiz? Ben evet! Hadi artık! Arkadaşlar! Gel buraya gelin. Kesin geliyor. Ay inanamıyorum. Biblo geldi. Bebeğim. Ahmet. Bu güzellik ne yine teşekkür ederim. Saçımı biraz kestirmişsin. Kestirdim. Bir şey mi yaptırdın? Makyaj yaptım sadece, sizin için biraz özendim. Çağıt bebek hazırlanıyoruz. Ben içeride hazırlanıyorum. O banyoda hazırlanıyor. Böyle yaptı. Ben kim oldum biliyor musunuz kim? Dedi. Kim diye böyle uzaktan bağırdım. Dedi ki gelinin kız kardeşi. Tamam. Ama tam öyle fresh bir makyaj. Hazırlanmaya başladı. Çok uzun zaman oldu. Sen böyle hazırlanmaya. Sen normalde evet. Hazırlanırsın ama bugün yani Kerimcan geç geliyor. Evet. Okey, sen Kerimcan'dan da geç geldin. Geç oldu. Evet. Sen hep neler yapıyorsun diye soracağım ama yani hemen oyuna başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben ona hep Semiramis Pekkan derim. Gerçekten benziyor. O zarif. Bebek. Teşekkür ederim. Güzellik abidesi. Siz güzel bakıyorsunuz arkadaşlar. Aşık mı oldun onun güzelliği? Hayır, yalnızım onun güzelliği. Onun da çok uzun bir ilişkisi bu arada bitti. Bittiği gün uçmaya başladı gibi. Bazı toksik ilişkilerde bu insanı tabii kötü etkileyebiliyor. Toksik ruhsa değildi çok da. Ne kadardır şeysin, bekarsın. Evet sus. 8 ay oldu. Ama çok iyi gözüküyorsun. Demek ki sen bu... İyi geldi ona. Evet. Geldi. Bitirmek iyi geldi. Son zamanlar yaşadığım şeylerle iyi gelmiş olabilir. Evet evet sus. Güzel şeyler oluyor hayatım. Ben iyi çekiyorum bir şekilde. Ya, iyi kalpli olunca her şey o kadar iyi ilerliyor ki bebeğim. Doğru. Senin Kerimcan gibi bu seneyi bitirirken küs olup barıştığın biri var mı? Hayır. O zaman ikizler. Ben küstüklerimle barışmam. Öyle mi? Hayır. Peki, asla birileri var mı? Onu da barıştırmam bu arada. O da barışamaz bu arada. Her şey bu kadar kolay unutulur mu? Öyle şey olur mu arkadaşlar? O yap 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 ondan sonra olur. Oldu bitti zaman olur, geçti. Olur olur olur. Çok büyük bir olay olmadıkça. Siz alışmışsınız o zaman ağzınızı sıçılır. Sırtımızdan bıçaklanır olaya diye. Yani ben daha... Ben böyle düşünüyorum. Evet ben de daha hümanist yaklaşıyorum bu konuda. Evet. Tabii ki karşı taraf çok büyük bir hata işlemediyse ailene, tabii, sana, tabii, gururuna, şerefine artık neyse o konu. Aynen öyle bir şey öyle yoksa ortada ben barışma taraftarım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ve karşı taraftan iyi bir adım geliyorsa. İlk günkü sıcaklığa da dönülmez. Zaten. Bravo. Bravo. Onun için de en azından o tamam, negatif duyduğuma göre geçebiliriz. En azından o negatif evet, bulutun kalkmış olması güzel bir şey. Güzel bence. Güzel bir enerji. Evet oyunumuz neydi? Sen bakmasın hiç. Bakma. Ben? Ay. Evet şimdi döndün. Evet. Sen onu var ya yersin. Ay tabii nasıl? Baba yersin. Yenecek bir şey. İlk beni koydular ve hala nefret ediyorum bu oyundan. Ben artık alıştım mesela, korkmuyorum öyle. Hemen bakabilirim. Hoplayıp zıplayacak bir şey değil değil mi? Ay ben en son İrem'le yaptım, neler yaşadım evet, hatırlıyor musun? Hareket edecek bir şey yok değil mi? Hareket edecek bir şey yok. Yes! Korkma. Ya nefret hareket ediyorum. Bir şey yok. Bir kere cansız olduğunu söyleyeyim sana. Ha, en azından hani, yani cansız. Zaten ipucu veriyor sürekli. Abla yani canlı. Anladınız. Nedir?
Yani hemen anlamadım. Balık istiyorum. Olabilir, hemen. Balık kafası. Ama tabii şu an ne olduğunu bilmiyorum. Ay yok artık. Elleyemiyorum aşağıda, ki. Aşağıda. Ay nasıl ya? Aşağıda. İndiremiyorum elimi. Vay beni söylemeyi çok istiyorum. Çok gülmüştüm ikiniz. Ya. Aşağı aşağıya. Elin çok yukarıda bir kere her şeyden önce. Evet aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sakinleş. Elin batacak mı? Hayır, batmayacak bu arada. Asla. Öyle bir şey bile değil. Bak çok dürüst ve doğru yorumlar yapıyorum bu arada sana. Gerçekten kullanmıyoruz. Sen de bize inanın. Ya! Elleri oryantal yapıyor. Ay salak seni. Kız soksana elini. Dur daha batıyor. Ay çok iyi. Kız bir şey olmaz o ya. Bak bir şeyin üstünde. Bak bir şeyin üstünde diyorum. Şu an kalkıp değil. Nasıl yani? Belki mutlu olursun. Bir dok bak. Nefret et bak, başka istemiyorum ben bundan. Yapamıyorum. Yaparsın. Aşkım cansız bir hafif şey. Hani sana yemin ediyorum. Cansız bir şey yani. Dokunman lazım artık. Yenir. Dokunman lazım. Kürleniyor musun? Yemin ediyor. Dokun parmağına dokun. Parmağına dokun. Sıvı bir şey bile değil. Parmağına dokun. Seçkin Aytun. Ay elleri kırıldı. Muz mu? Hayır ne değil. Muzu? Dokun. Dokun seçkin. Dokun. Bu ne? Çok iyi. Çok hemen bu anla. Ne? Hemen anla. Çok basit. Aa. Hadi bir şey yapamazsın. Salak. Şey patlayacak mı? Mükemmel. Bir alkışlayalım seni. Bravo. Bravo. Gerçekten Allah beyazı vermesin ya. Ona dokunamaz ki. Ay. Saçmalama ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana gelseydi gerçekten şu an büyük problem çıkarırdım. Bakayım. Can sen gördün mü? Gördüm. Çok kötü. Ağzını büzdüysen sen madilik bağırmıyor. Yok. Bu canlı değil onu söyleyeyim. Canlı da değil. Evet onu da söyleyeyim. Niye söylediniz hemen ya canlı değil. Canlı o zaman ne olduğunu. Evet. Tabağın içinde. Tabağın içinde ise elleyebilirim. Et bu. Ay ne eti Samet, iğrenç bir şey. Bu köpek maması, kedi maması. Koklayayım mı? Hayır sakın. Dokunarak. Öbür elinde kullan. İki elinde. Sonra zaten canım avuçluyum. Tabii zaten. Avuçlayabilirsin. Tamam içine giriyor. Yapma öyle şeyler. Deme deme. Ay benim asla yapamayacağım. Bu tavuk göğsü mü? Bu balık. Hayır artık. Bu balık. Hayır. Bu balık bebeği. Bu herkeste var. Az herkeste yok. Böbrek, damak, kalp, akciğer. Hayır. Herkeste olan kıvrımlı bir şey. Ama herkeste olmayan. Var bu bağırsak mı? Hayır. Tut artık. Değil. Gitti. Aa. Kaydı mı? Gitti. Ne oldu? Kaydı mı? Gerçekten mi? Yok burada duruyor. Orada. Kanlı mı? Kanlı değil. İnsanda olmayan ve olanlar. İnsanda olmayan. Hayır, ama bir çoğunda da yok. Evet bir çoğunda yok. Saydın demin bin tane şey. Biraz bu organ daha mı? Evet. Evet çok dokundunuz. Kalp, damak, akciğer, karaciğer, beyin. Dokuyu anlama. Buldun. Evet. Buldun. Ay ben beyin parmaklı. Evet. İnanamıyorum. Bu beyin mi? Evet. Kimin beyni bu? Bu beyin. Ne beyni bu? Aşkım beyin değil, söğüş. O ne ya? Ben korkmuyordum artık dedim ya daha rahatım hadi ama bakalım. Tabii ki birazcık gerilebilirim. Yani. Aa, bir şey söyleyeceğim. İnanamayacaksın. Yemin dokunurken ellerini acıtabilir. Şaka yapıyorsun. Evet. Ne olabilir ki? Ne olabilir? Acaba ne olur? Ne olabilir? Elini acıtmasın dikkat et. Evet. Yani nasıl ya? Yani öyle bir şey olamaz. Şunu söyleyeyim. Cansız. Yok cansız zaten ama elini acıtmasın. Az önce dış ses çıkıyor ama herkese söyledik cansız. Bana da canlı bir şey gelirse söylemezsen. Tabak içinde mi? Tabak içinde mi? Evet tabak içinde. Yine tabağa bir dokun önce bence. Tabağın içinden değil, tabağın içinden. Evet. Ay yapamıyorum. Yapamıyorum. Ne canlı. Ama ben size ne kadar güzel şeyler ipuçları verdim. Ama bak siz yorum verdin. Cansız bebeğim. Cansız ama ne bu? Ama öyle suratınız çok kötü arkadaşlar. Evet bakmayın ya. İnsan panik olur herhalde. Peki dokusunuz. Ama mesela bak Furkan bir buraya bakıyor bir buraya bakıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok saçmalık. Sen gözlerin içine bakma kameraya bak. Hareket ediyor diye mi oraya bakıyorsun? Cansız. Cansız mı? Hayır yapma. Ama bakın böyle. Hadi la artık. Hadi bakalım.
Ne Nasıl? Şöyle böyle elinle şöyle yapabilirsin. Hayır deme öyle seç ki. Evet şöyle yaparsın. Deme deme deme. Parmak ucuna parmak ucuna böyle. Böyle yapınca hissetmeyebilirsin. Ne ki bu ya? Yok dokunmak istemiyorum. Kaktüs kadar batacak bir şey değil yani. Bir de değil canım. Ama hızlı davranma. Isırgan da değil. Değil. Ne hissediyorsun? Boşluk. Ne oldu? Neymiş? Dokundun mu? Dokun artık. Yaptım. Hadi bakalım. Dokundum. Hayır, istemiyorum dokunmak. Hayır. Ne bu? Ne bu? Ne? Gerçekten. Bir avuçla. Şey, parmakla. Son 10 saniye. Yok yok tamam. Tahminim yok. Toka. Toka. Toka mı? Ne bilmiyorum. Ne olur cansız diyorum. Gösterelim mi? Tüm işi göster. Ne olur göster. Ne olur. Allah kahretmesin ya. Bu batmıyor mu hele? Batmıyor ki. Batıyor işte. Neydi? Pampasmış. Nabzım nasıl sıra yükseldi? Sıra sende tamam. Cansız kızlar vallahi kopartırım bacaklarınızı ha. Okey çok korktuk tamam. Bir daha olasın. Ona dokunmaz. Tanrım. Saçmalamayın. Ona dokunmaz. Ona dokunmaz. Cansız. Yani o zaten bir yarışma. Ben hoşlanmadığım için yapmamıştım sana zamanında. Öyle mi? O kadar. Ne diyorsunuz siz ya? Gerçekten mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bir konuda anlaşalım. Tamam. Hiç hoşlandığım bir şey değil. Hoşlanıp hoşlanmadığımın hiçbir önemi yok. Tamam. Dokunacağım. Okey. Ama. Ama. Eğer ki. Evet. Ne geliyor acaba? Travmatik şeyler yaşayabilirim ve bunu yaşamak istemiyorum. Hayır, vallahi canlı değil içeride. Bütün psikolog ücretleri şirketler olabilir. Tamam. Canlı değil. Cansızız. Aha, evet. Kafana dikkat et, avize var evet, yukarıda. Ona ama. Göre dikkat et. Cansız olduğunu cansız. Ya, ay çok garip ama biliyor musun ya, şu an? Öyle. Biliyorsun değil mi? Ne acaba? Evet, biraz şöyle şey. Ay yok. Bir ipucu vereyim mi? Hı-hı. Yine tabakta. Cansız ama değil mi? Aha. Eminiz. Evet. Ama tabağın sunum için olduğunu unutma. Efendim? Hepsinde tabak. Ya evet tabak yani. Zaten gelecek bir şey. Mesela her şeyi tabağa koyuyorlar. Tabak elimi ısırabilecek bir şey yok değil yok. Mi? Aşağıdan yok. Git Can aşağıdan git bebeğim. Kırmağım vermiştir. Ay tamam tabak ha, bu. Evet. Ortaya git, üstten gitme. Ay lan kızlar için ağzınıza çok garip. Üstten gitti mi? Gel dur, kaçma gel. Aa, cansız mı? Cansız. Yemin ederim. Vallahi yemin ederim cansız. Tamam, o zaman dokunurum ben. Tamam. Bu sırada asla elimi sokarım. Bir dakika. Tam orta, bak tabağın tam merkezinde. Bir şey diyeceğim, bir ipucu daha. Yani çok büyük bir şey değil. Hmm. O yüzden ona göre işte. Böyle şöyle bir şey değil yani. Mesela. Ama büyüyor bu arada. Ay sen de ya. Büyüyor. Samet. Sor büyüyor. Valla büyüyor. Büyüyorsa söyle. Valla büyüyor. Nasıl büyüyor? Büyüyor mu Fezzi? Büyüyor doğru. Büyüyor. Benim kan büyümüyor mu bu? Şu an olmaz bence Samet. Bir şey söyleyeceğim. Cansız bir şey mi kızdan? Cansız. Samet. O ne? Çok küçük kız. Ay 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 ay. Yatarı kıskırmızı oldu. Daha sonra. Nerede bu nerede var? Çok garip. Anlamadın mı? Hayır. Nasıl anlayabilirim? Biraz daha yani şöyle bir mıcıklama. Benim yapmam. Kondan mı bu ne bu? Kondan mı? Wow. Kondan mı? Aa nerede bravo. İlk saniye. İlk saniye. Ay, yo, ay çocuklar. Ay inanamayacaksın. Benim Allah tarafından tanrım. Gelip bir bakar mısın benim tarafından gelip? Tamam. Ha gitme o kadar geriye dur. Ay bu an fotoğraf çekmem lazım. İnanamayacaksın. Sonradan. Bu seçki. Değil. Şöyle. Hı hı. İnanılmazsın. Cansız ama garip bir şeyle kötü. Karşılaşacaksın. Çok kötü. İyi ki buna dokunmadım. Biraz o ortada. Bana bak getirirseniz sakın ben yapamam. Mümkün ha, ben bitti bizim evet, zaten. Bitti. Zaten. Hiç Samet'le bağdaştıramıyorum şu karşıdan evet görünen değil görseli. Değil mi? Şu görsel. Çok tezat. Dokunuyor bile bu arada. Nasıl mı? Apple pie. Bebeğim. Biraz sağ sol yapabilirsin elinden. Ne kadar şov yani. Ay yapamazsın. Tamam dur
Oraya dokunma. Orasına ha, oralardan git. Gözüne bas. Akış için. Bu ne? Herkes bana bakıyor. Ben bakamıyorum. Çok kötü arkadaşım ama dokun yani. Ay. Ay. Eller, Samet sana ay, helal olsun. Ay bu böyle bir şey. Bu kafa. Neyin kafası? Helle paçam. Doğru valla. Bravo vallahi. Ay daha iğrenç bir şey yok muydu bana getirin? Ay ne olur şu açıdan bakın. Ay yatıyor. Ay. En yazık. Sivri yeri burası mı? Gözünü elledin gözünü. Çok yazık. Ben de gidip ellerimi yıkayayım. Kerimcan dikkat et kafana her şeyden önce. Biz bitirdik. Saçmalamayın. Nerede? Bunu başlayalım. Her şeyden önce kafana dikkat et. Ben bunu yapamam. Bak buna en azından bakabiliyorum. Ölmüş bir şey mi? Yani bilemem. Herkes ölür biliyorsun. Tabakta mı? Evet. Tabakta servis büyük edeyim. Büyük mü küçük mü? Büyük. Orta. Büyük. Elvan. Yer değiştiriyor bu arada onu da söyleyin. Samet ya böyle şeyler yapma işte bana. Yapıyor işte. Olabilir mi tek bir şey söylüyor ama. Aslında nasıl yer değiştirebilir cansız bir şey ki? Ya Samet saçmalamayın. Bir şey söyleyeceğim. Cansız mı? Cansız. Hızlı hızlı yaparsan eline cansız. Yapışma riski daha yüksek. Yavaş yapman lazım. Ay bir dakika yiyin bir dakika. Dil mi bu? Yok. Ne bu ya balık mı bu? Soğuk mu? Ay böyle bir çok iyi. İğrenç. Biraz mıncır böyle. Ne hissettiriyor? Deniz anası gibi. Yok. Hayır bir... Aman. Aa! Ne oldu? O ne? Ne oldu? Çok değişik bir hissiyat. Elimi kırdım. Elim kırıldı. O ne? Ne? Bir şey mi? Slime. Bravo. Bravo. Slime. Bravo. Evet Allah bebeğim. Hadi inanamıyorum size. Dön Ali. Wow. Ama... Aa. Wow. Ne? Ben ne gördüm? Sen misin bana gülen? Sana bir şey söyleyeyim mi? İğrenç bir şey dediler. O yüzden zaten şu an çekiniyorum birazcık. Sen misin bana bunu nasıl yaptın diyen? Mesela bunu bana yapsaydınız yemin ediyorum. Göğe baktın mı? Kusura bakmadım. Sonrasında. Madillik. Gerçekten bakın. Çok çileler çekiyorum zaten 2021 yılından beri. Sol eline yap bizi. Ay senin Allah belanı vermesin. Aşağıda sağ sol tabakta. Beyinle ellerini ağzına sürme. Tabağı bir elle önce. Ben elleyemem. Tabağı elleyemem. Şey yok. Tabak. Neresi bu tabağın? Tam ortasında. Bir tam ortasında sen nasıl bir şey yani bu? Likit mi şey mi katı mı? Yok o bildiğin duruyor yani. Tepeden başlıyor. Nasıl ne? İnanamayacaksın. Ne? Olay bu senin sınavın. Öyle düşün. Evet. Yok artık. Canlı değil. Canlı değil tamam ama yani yine kelle belle gibi bir şeyse ben çok kötü. Ya, kelle yani. Bence o daha iğrençti. Çok kötü bir şey koktu. Çok kötü bir şey koktu. Ne bu? Kokusu ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Kokusu gelmiyor mu? Mürekkep balığı falan mı? Ne bu? Balık mı? Ne? Et mi? Azıcık elle. Evet, o giller. Ne giller kız? Bu neresi balık? Böyle balık mı oldu? Sus kız. Sakatat abla. Ha. Dokunamam ki. Dokunman lazım. Ne yapalım? Ama sakatat. Evet. İn. İn birazdan. İn çok daha inmen lazım. İnmenin çok havalısın. Bir anda ben... Önce bir tabağa tut. O elinin alakası yok öbür elinin. Sol elinle ya. Bir şey söyleyeceğim sana ama böyle olmaz. Görmüyorsun ne yaptığını. Ne ona gülüyorum. Bak orada. Bir şey söyleyeceğim. Önce tabakla bir iletişime geç. Sonra tabaktan... Sen kutunun içinden geç. Evet. Çünkü geç. Hani daha tabağa tutmadın. Tabağa tuttum ama... Tabağa bir de ağır bu. Ne bu? Ağır değil. Tabak ağır. Hayır yalan söylüyorsunuz. Ağır. Ben de demin aldım. Aşkım bir avuç bir şey bu. Bir avuç mutluluk. Bir avuç mutluluk. Evet. Azıcık bir değdi. Gerçekten mi ya? Saçmalamayın. Billur mu bu? Ne bu? Billur ne ayol? Gerçekten mi? Billur ne? Billur. Yaysa. Hayır aşkım. Sabahtan beri gösterdi burada. Ama anlamadım ki ben onu dedi. Ben o yine çünkü... Ayy! Çok bak kötüymüş. O ne ya? Bu ne? Ay. Aa bu bilir mu? Evet sen ne sandın? Bilir ben ne? Tuz mu? Koktu da! Alın. Hadi. Şampanyayı getirebilir miyim? Evet. Gerçekten evet. Bugün aslında 31 Aralık değil mi? 30 Aralık'ta yayındayız biz. Evet.
Evet. Yarın gece yeni yıla gidiyoruz ama biz şimdiden böyle belki bir geri sayım. Belki bizi yeni yılda da izlerler. Aa evet. Sen var mısın televizyonda falan bir şey? Televizyonda yok aşkım, ben Münih'teyim. Doğru söylemişsin aşkım. Çalışıyorum. Sen sen ne yapıyorsun bu arada yıl başında? Nerede? Aile. Aa süper. Tamam. Ben de Ayvalık'ta Hülya Avşar'dayım. Süper. Yine aile diye. O sahnede ama ben o zaman bir geri sayım yaptık mı? Yeni yılımıza. Çok teşekkür ediyoruz bir kutladık. Kesinlikle. Aynen. Başka bir şey düşünemiyordum. Hani böyle başka bir giriş düşünemiyordum. Gerçekten öyleydi. Evet, gerek gerildik, gerek güldük. Gerek kahkahalara boğulduk, gerek dertlere gark olduk. Gerek ben dayak yedim senden. Çok güzel bir bölümdü gerçekten. Ama çok güzeldi çok genel olarak. Onu aç şimdi. O zaman bir pardon. 2022 yılı bizim için gerçekten çok güzel bir yıldı. Evet. Sağlık, mutluluk ve huzur getirsin 2023'te. Hepimize inşallah. Hepimize ve hep beraber böyle bu arkadaşlarımıza, dostlarımıza gerçekten bunlar gibi. Sağlıklı, enerjili, bereketli. O zaman saydık önce bir. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İnanılmaz bir patlayış. Herkese iyi seneler. İyi seneler. Tamam. Ay. O zaman birer yudum. Where aldık. Rose Imperial arkadaşlar. Pardon. Pardon. Biz böyle kaliteli içeriz. Soğuk muydu bari? Soğutmuştuk. Soğuk dolap. Aldı seni. Abi bir dakika içiyorum ha. Şey yapmadım. Konfetiler de patlamış. İnanamıyorum. Ay. Çok güzel gerçekten. Ay. Arkadaşlar. İyi seneler aşkları. Hepinize iyi seneler. İyi seneler. Ya öpüyoruz hepinizi. Seneye görüşmek üzere. Bir bize kaldım daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Bir hafta izin al artık. Bir dahaki hafta olmasın artık. Yeter. Ben çok yoruldum. Onlar şeye dönmüş. Tabii. Selen'le bir canım. Sözümü kesme yalnız. Tabii falan diye bir şey. Sen tutuluyor musun? Bu öyle tabii. Hadi şey kapatalım artık. Hadi kapadık bile. Hoşçakalın. Hadi bye.